Buyur Kadir'cim. Islanmıyor Kadir'cim. Hayır Kadir'cim. Evet Kadir'cim. Kadir'cim benim onlar açılmıyorlar. Haftada üç kere alıyorum Kadir'cim. Tamam Kadir'cim. Dur Kadir'cim. Çıldıracağım. Şimdi ne yapalım Kadir'cim? İki kere çekiyorum Kadir'cim. Gel Kadir'cim. Tabak vereyim Kadir'cim. Bir buçuk sene birlikte oturduk Kadir'cim. Hadi Kadir'cim. Kadir'cim gel. Kadir'cim dün musluğum kırıldığı için akşamleyin. Buyur Kadir'cim. Buyur Kadir'cim. Tamam Kadir'cim. Bunlar pas çıkmıyor Kadir'cim. Tamam mı? 7 bardak olacak Kadir'cim. Kadir'cim hemen soğanları doğra. Önce haşlayalım Kadir'cim. Kadir'cim bu yoğruldu. Bunu hemen kapatıyoruz. Kore hazırsızdası Kadir'cim. Kadir'cim 5 dakika müsaade eder misin? Kadir'cim onu boşaltabilir misin zahmet olmazsa? Kurabiyemiz kaldı Kadir'cim. Evet Kadir'cim onu 150'ye alıyorsun Kadir. Kadir'cim patatesleri ezeyim ben bir taraftan. Tamamdır Kadir'cim. Mayalandı mı Kadir'cim? Kadir'cim onu hepten boşalt Kadir'cim. Hayır Kadir'cim turşu katacağız Kadir'cim. Şimdi. Kadir'cim poğaçaları çıkarabiliriz. Çıldıracağım. Hemen şu kornişonları doğruyorum. Abla böreğinden şeye de bak. Tamam Kadir'cim. Hadi buyurun bekliyoruz. Geliyorlar. Hadi bakalım gelin haydi orama. Buyurun buyurun. Bak kenarda kaldı. Haydi! Hop hop! Helal olsun! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım benim. Yaşat oğlum. Maşallah. Var oğlum. Haydi ama coştu. Bunu becerirler. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Evet bak ya bu suyun da burada. Kovadaki suyunu kullanabilirsin. Dikkat edin mutfağa batırmayın. Olsun. Önemli değil. Çabuk yapalım. Kaç dakikada? Ay, 4 gündür. 4 gündür etraftayız. İlk defa böyle bir hareket. Oh, pırıl pırıl. Gördün mü temizliği bak. Bak ya abla o makine çürür. Öyle makine temizlenir mi kız? Neyse kadın temizleme yöntemi bu maşallah. Evet. Tamam. Evet Recep Beyciğim buyurun. Abi bu şaka yok bu şaka gerçekten şaka. Yani rezillik ya bu ne gerçekten ne olmuş buraya? Hay buna evi gezmemişler bu programın amacını şaşırmış herkes. Yani sen zaafını belli ettin, onlar da sağ olsunlar hemen yarana tuz basmışlar. Yani bu evi daha ne kadar çok dağıtabilirim olmuş onlar için. Onlar formatı yanlış anlamışlar. Ne kadar ayıp bir şey ya. Bu nedir? Selma abla şu tablonun tozuna bakacağım derken çiviyle birlikte tablo indi aşağıya. Bir kafasına düşseymiş keşke. Yani bilerek yapmıştır. Eminim ki bilerek yaptı onu. Şuraya bak. Filleri oraya dağıttı. 2 tanesini yukarı koymuş. Bir de özellikle dedin ki aldığınızı geri yerine koyun. Yerine koyun. Maşallah her şeyi yerine koymuşlar. Hiç sen onların evinde böyle bir şey yaptın mı? Asla öyle bir şey yapmadım ben evlerinde yani. Ben gittim gayet bir misafire yakışır şekilde. Ya saygısızlık yapmadan, evlerinin orasına dokunmadan sonuçta orada bir aile yaşıyor. Yani saygıyı ben öğretemem bu saatten sonra kimseye. Ama bu gerçekten büyük bir saygısızlık bana karşı. Söylememe rağmen yapılıyorsa bu saygısızlık olarak algılarım. Ha bu arada dün evde deterjan gözünü sökemeyen
Gönül abla var ya, evet. Senin deterjan Gönül cart diye söktü çıkarttı. Dün belim ağrıyor dedi ya, bugün bulaşık makinesine bir öpüştü, hort dedi, öne çekti, arkasına girdi. İşte hepsi oynuyor. Gönül abla yapmasın bari yani. Bu kadar 45 yıllık, 42 yıllık evle oynamasın bir de ya. Senin bu deterjan gözünü ben bile sökemiyorum. Çünkü ben alışmışım ortadan basıp çıkartma. Bu böyle dönemeçli bir şey. Çok zor geliyor bana. Kadın cart diye söktü ya onları. İşte 1980 yıllarından 2020 ayak uydurmuş. Güncelleme gelmiş dün akşam Gönül abla ya. Kendini güncellemiş gelmiş benim evime. Oh ne güzel. Muhtar ve ağzalar o duşakabinin içinde. Evet ne var bunda? Program çekiyoruz herhalde değil mi? Peki nasıl yapacağım ben şimdi bu duşakabini siz buradayken? Sen yapacağını yapmışsın zaten burada. Ne yapmışım? Kadir'in marifetini gördünüz mü Necip Bey? Ben sana bunları kovada yıkama demedim mi? Kadir at onları kovanın içine de yıkansınlar. Bunların yavaş yavaş bir banyo vakti geldi. Sen beni dinlemeyip kovaya attın bunları. Recep Bey de suyu duşakabine dökünce kırıldı işte. Evet ki Allah'tan ki klozete dökmemiş. Çok üzüldüm şu an ama gerçekten çok üzüldüm. Ben bunu yapıştırayım olur mu? Kusura bakmayın tekrardan özür diliyorum. Canın şeyse sağ olsun bense... misafir. Allah aşkına ne yapacağız söyle bana bir meraktan ölüyorum. Ben diyorum ki Mihriban Hanım'ı güzelce bir gezdirelim. Zaten baksana kadın dışarı çıkamıyor diye dışarının tablosunu eve astırmış. Bütün gün bakıyor zavallım oraya. Mihriban abla giyin de gel. Bir şey diyeceğim yemek yapacağız nasıl gezeceğiz biz? Boş ver yemeği biz gidip gezelim. He sen de final gün 15 bin lira sahibi belli olacak. Mihriban abla çabuk giyin pardesönü. Geliyorum Kadir. Ümraniye'de de gezilecek neresi var ki acaba? Kadir. Allah cezanı ver. Aslan geldi. Kostümümü giydim Kadir. Hadi dışarı gidelim. Allah seni kahretmesin. Ya. Kör olmuyorsa senin başının altından kalktı değil mi bu? Evet. Seni ben böyle Ümraniye sınırlarında haksız kral Pelev kız. Dış ses. Hep diyorum aslan gibi kadınsınız. Emre hayatında kuyruğumda yok demezsin. Cidden kadın haftalardır, günlerdir seni de biz inanmadık. Cidden aslan gibi kadınmış. Yemin ediyorum. Seni böyle Fatih Terim'in yanına götüreyim ben. Hani şöyle bir geçin uzanın aslan gibi. Ya dış ses Allah aşkına. Hadi ama lütfen şöyle Kadir'e doğru aslan gibi uzanın. Kadir bu ne biliyor musun? Aslan yattığı yerden belli olur. Allah seni kahretmesin ya. Bir şey diyeceğim. Sen akşam abiyi bu kıyafette... Abinin adı ne? Selahattin. Selahattin bundan sonra böyle. Artık eski Mihriban yok. Ha! Selahattin artık bundan sonra böyle. Eski Mihriban yok. Mihriban abla inanmıyorum. Yalnız bu başın üstüne bir de yazma bağlasın. Finalde misafirleri böyle karşılayalım mı? Hayır. Kadın şık olmak istiyordu ya. Ya şıkır şıkır kıyafetler giymişler. Şu kıllı şeyin içine soktuyuz beni. Yandım. Kafasını çıkarın bari şunun. Kız Mihriban abla hiç böyle olacağın aklına gelir miydi? Hayır ya ben normal bir programa katıldım sandım. Bizde hiç normallikler olur mu Allah'ını seversen? Ay. Böyle daha güzel oldu bence. Yandım. Kadir. Kız bu ne güzel şeymiş böyle. Sen bakayım. Tak bakayım. Kadir. Kadir. Temizliğin aslanıyım. Kirlere karşı kükürüyorum. Yemeklerin aslanıyım ben de. Güzel oldun mu bari? Çok güzel oldu. Ya sen de bari bütün işler senin başının altından kalk. Kız bunları nasıl da düşünüyor buluyor? Dış ses bunu nereden buldun ya? Bunu sünnetli kıyafet. Sünnetçi kullanmak için böyle bir şey giydirmişler. Ne güzel bence de. Kalk gidelim kalk. Kalk gidelim. Hadi artık etaba gidelim. Etaba gidelim. Hazır mısın? Ay yorduyuz yorduyuz. Şimdi ben etaba mı gönderiyorsunuz? Evet. Etapta da canın çıkacak. Sonra nasıl yemek yapacaksın bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Hazırsan. Ağzını hep kıl gibi. Kız kalk gidelim. Hazırım. Ben bir epilasyoncuya uğrayayım kalk ablam. Bence de. Kadir Ezildi ile Ena Marat benim de sıra geldi sofra saatine. Yemekler hazır biliyorsunuz. Yarışmacılarımız da şu anda kapıdalar. Ve büyük heyecanla Mihriman Hanım'ın sofrasını merak ediyorlar. Hazırsanız. Hazır mısın Mihriman abla? Evet. Hazır mısın? Hazırım. O zaman buyurun hanımlar. Merhabalar. Buyurun buyurun buyurun. Merhabalar. 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 Buyurun buyurun. Size aslan karşılayacak. Biz bekliyorduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin için ne demişti? Size aslan gibi karşılayacağım diye aslanlar gibi karşılayacağım.
Banyo dedi, biz yıkanınca zaten yıkanıyor dedi duşakabininde. Yani. Ellerimizi yıkıyoruz, lavaboda yani yıkanıyor. Bir şekilde yıkanıyor. Herkes, hayır, bir de aspiratöre gerçekten bu kadar takmayın hanımlar. Çünkü eski. Yani 20 senelik aspiratörden bahsediyor. Gerçekten öyle çok eski. Sevim Hanım sizin için söylüyor. Yani mantıksız yani söylediği yorumlar. Şu anda benim yorumlarım çok provosyonel olduğu için Sevim Hanım da bu yorumlar karşısında ezildiği için mantıksız diyecek. Ne diyecek başka yani? Emin Bey, gereksiz yorumlar yapıyorsunuz. Biraz susar mısınız? Mesela yeri bile belki de montumla silmiş, sildiğim gün vardır yani bez bulamayıp da. Pardon? Evet, onu geri mi giyiyorsunuz? Yok, yıkıyorum. Siz yani atıyorum şeye. Yok ya, siz şart çırt tutun sizde bence. Ben sana de doğal olanı söylüyorum. Hayır, dur yani. Doğal olur mu? Siz temizlikten anlıyorsunuz gerçekten. Şimdi bakın. Buraya neden katıldınız yani? Hayır, lütfen. Sevim abla. Yok, siz buraya neden katıldınız? Yani sizdeyiz. Ne? Doğallık. Ne yemek? Temizlikten anlıyor musunuz? Tabii anlıyorum. Temizlik benim işim ya. Ay, mont da ev siliyorum diyor. Gerçekten tansiyonlarım yerde. Ben şimdi Rabia Hanım, şimdi evine yaptığım abi, yorum... Montla der ki yani be... Ya çok sıkıştıysa montuna da silerim, onu da kirli yatarım. İyi de bu şey sıkışmamı ki, çok sıkıştığımda acelesi mi kirli var yani? Var, acaba yumurta kırılıyor bilmem ne oluyor. Mesela şöyle bir şey vardır. Köylerde olur. Savcı damladı, bir saniye. Çabuk Rabia. Kadir Bey, onu şu köylerde olur mesela. Habib abla hiç köyde yaşadınız mı? Misafir gelirken böyle hemen halının altına süpürgeyle şey yapmışındır mesela. Yok. Gübürü. Yok. Ki misafir geliyordu. Kesin yapmışındır. Habib abla. Sen söyle. Bilmiyorsun Habib abla. Hatırlasam ya, hatırlasam. Bu da böyledir yani. Aceleye gelir. Anladım. Kadir Bey. Nasıl halının altına ne atıyoruz? Halının altına süpürüyorsun. Halının altına. Ki görmesin misafir diye. Gidince temizlerim. Peki biz en iyisi yemeğe geçelim bakalım. Hazırlık geliyor. Bunu söyleyen kim? Esma Nur Hanım. Esma'yı bu. Neredeydin ilk gün? Neredeydin? İlk gün neredeydin sen? He? Böyle her şey lay lay lon mu zannettin? Ne oldu? Habib abla sana yüklenince gözün açıldı değil mi Esma Nur Hanım? Ne oldu? Ama yarışma bitti. Bu şampiyon sana ilk günü söylemişti orada. Masada söylemişti canlı yayında. Emin Bey, sizce birinciliği kim hak etmiyor? Birinciliği kim hak etmiyor? Dördü de hak etmiyor. Ben hak ediyorum. Senin hak etmediğini düşünüyor. Onlar öyle düşünüyor ama ters köşe olacaklar Allah'ın izniyle. Birinciliği ben hak ediyorum. Ben alacağım kızlar birinciliği. Hadi bakalım inşallah. İnşallah kurulup vurulup da bana bir vermesinler yani bunlar. Senin mutfaktaki performansın şimdi her şeyden çok önemli. Hanımlar zaten temizlikte iyi olduğunu düşünüyorlar. Ama yemek konusunda asla yapamaz. Hele çiğ börek nasıl şaşırttı Sevim Hanım'ı? Geliyoruz. Eşkı ya. Birazdan. Aşkı ne eşkı ya? Emin abi korkutma beni. Mutfağa geliyoruz. Tamam Kadir Bey, korkutmuyorum o zaman. Böyle mutfakta sanki sinirlenip de böyle tencereyi... Yani şimdi bazen... Sanki içinde başka bir... Yani sinirlendiğim zaman mesela bir iki saat, iki dakika... Arkayı ordu da olsa düşünmüyorum ne yapacağımı kestiremiyorum Kadir Bey yani. Hayır şöyle böyle... Bir de eğer haksızlık varsa... Sakin. Bitti yani. Sakin. Allah! Diye giriyorum mesela. Anladım. Anladım. O zaman biz gidelim. Bir limonlu su içelim, tansiyon düşüklüğü yap. Yanımdan sakın ayrılma. Çok korkuyorum. Sen Emin Bey'in sakinliği böyle bir anda bitecek. İçinden böyle bir şey çıkacakmış gibi geliyor. Düşünsene yemeği yetiştiremediğini. Benim mutfakta rehin alır yemin ediyorum. Bana yemek getirin yoksa Kadir'i bırakmam. Reşki profesör de diyorlarmış Emin Bey. Tabii onu söylüyorum. Aa. Bir nevi mahallenin abisi gibisiniz o zaman. Mahallenin abisi. Bizim ablanın erkek modeli. Evet. Bu arada mahallemdeki sevgili apartmanımdaki bütün daire sakinlerime saygılarımı sunuyorum. Bana mesela programa gitmek için izin istediğimde tabii gidebilirsin Emin diyen bütün başta sevgili yöneticim Ali Bey olmak üzere hepsine saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Emin Bey'i bıraktınız da o da geldi. Bu saatten sonra bütün apartman görevlilerine şunu söylüyorum. Artık sizin adınız değişti. Yönetici asistanısınız. Bu ismi siz mi gelişti? Tabii ben şu anda koydum bu ismi. Emin abi sen bunun hemen patentini al. Patentini alıyorum. Yönetici asistanı olaraktan. İsimleriniz bundan sonra sizin yönetici asistanı. Kendinize artık hemen bir kart vizit bastırıyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde apartman asistanıyım. Şöyle göstereyim. Yönetici asistanı. Bu ilişkileri nasıl dengeliyorsun Emin abi? Hangi şey? Ya şimdi şöyle oluyor Kadir Bey. Ben bir şey söyleyeyim sana. Mecburen. Tamam abi. Yaparım abi. Olur abi. İşim bu çünkü. İşim bu. Yani hepsine şimdi bir insan mesela diyelim ki size ters davransam ben. Sen de bana ters davranacaksın. Alttan almasın da... Suyuna gideceksin o zaman. Suyuna gideceksin. Herkes öyle yapıyor çünkü. Karşındakine he deyip gene bildiğini okuyacaksın. Bildiğini okumayacaksın da onun dediğine bakacaksın. Doğru mu? Ne kadar doğruysa onun dediğinde yaparsın yani. Ha, doğru söylüyor bu adam dersin. Anam! Anayı bismillah!
Kadir Bey biz neyi unuttuk biliyor musunuz? Emine abi sen böyle durup durup bağıracak mı benim ödüğümü yüreğimi alıyorsun ha? Ettik buraları kaldırsaydık keşke buradan. Bu gerizekalıları, bütün holdekilerini falan. Yemin ediyorum var ya biteriz. Vallahi çok iyi olurdu, batmaz da en azından. Yani battı mı şu anda? Batmadı ki Kadir Bey, battı deme ya. Neyse batmadı. Halıyı batırsanız başınıza gelecekleri düşünmek bile istemiyorum. Vallahi hanım seni öldürür. Dur ama yavaş. Yavaş yemeklere gelmesin. Aç o balkonu. Hanımdan o kadar çok korkuyor ki. Ne yapalım, mecbur korkuyoruz hanımdan. Vallahi zaten hanımından korkmadığını söyleyen erkek yalan söylüyordur Emin Bey. Bu arada dolmaları ne yaptınız? Dolmaları ocağa koydu Emin abi. Don mu? Ama donlarına... Ocağa koy... Kadir Bey suyunu koydunuz mu? Ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey hep bana yaptırıyorsun vallahi. E haftanın başından beri sen konuştun profesörüm diye. Allah'a emanet edin. Hıkla yavrum hıkla aşağıya çok bası geldi. Berarallarallarara. Vurun siz efendim. Ben de şuna bakayım. Acaba bulguru önce yağda kavursaydınız daha iyi olmaz mıydı Emin Bey? Kavursak mıydı? Sen bulgur, sen sus! Ay doğru. Bulgur pilavını sen nasıl yapıyorsun? Bulgurumuz var doğru. Şimdi şöyle yapalım önce yağsını koymadan. Emin abi sen daha önce bulgur pilavı yaptın emin misin? Kafamı karıştırıyorsun Kadir Bey. Ağzımı bile açmadım bilerek ki kafan karışmasın. Yine senin suçun Kadir. Varlığın yeter ortalığı karıştırmaya. Hadi Roma'yı da ben yaptım. Aha. Şimdi şunu mu nereye bırakalım? Şunun içine bırakayım Kadir Bey. Şöyle salatayı şöyle alıyorum. Bir saattir bakıyorum acaba zorlu Google mu yapacak onları niye öyle ıslattı diye. Öyle de olur aslında. Bence de olurdu. Ben dışlısı ne derse onu yaparım çünkü. Hayır sen bak. Sofrada eğer pilavı beğenmezlerse o adam üstüne alınmaz. Finalde yok. Evet, yok biliyorum. O köyü yakar sonra da karşıdan böyle yerlenir. Kadir Bey şimdi şov başlayacak, siz onu halledince. Ben yine... Emin Bey şov sabahtan başladı zaten. Şov sabahtan başladı. Asıl... Emin Show, Fox TV'de. Asıl şov şimdi nasıl? Fox TV'de. Suyunu koyalım mı Emin Bey? Emin Bey televizyonunu şu anda açanlar neler kaçırdı? Vakit kaybettiler. Çok büyük şeyler kaçırdınız. Çok büyük şeyler kaçırdınız. Tabii yani mesela bir bulgur pilavı nasıl önden su konur? Bulgur pilavı nasıl yapılır, yahni nasıl yapılır, çorba, sebze çorbası nasıl yapılır, baklava nasıl yapılır şimdi? Ama en önemli yerindesiniz G-Break. Hamur şova başlıyoruz. Emin Bey bu arada bir şey dikkatimi çekti. Siz Ayhan Sicimoğlu'na çok benziyorsunuz. Yakışıklı. Çok yakışıklı. O zaman doğru benziyorum. Hiç sormadın ki hırlı mıdır hırsız mıdır iyi bir birine benzetiyor diye. Yakışıklı diye hemen iyi biri mi oluyor? O söylediyse iyi birisidir. O söylediyse aslında o zaman kuşkulan. Bakın hamura bakın hamura. O söylediyse iyi birisi. Belki de Boğaz Köprüsü'nü milleti ücretli satan adamdır. Bunun işi belli olmaz kimi örnek gösterecek. O Sülün Osman olmasın. Evet. Hazır mıyız? Hazırız efendim. İşte Ayhan Sicimoğlu. Ayhan abi de yakışıklıymış yani. Evet onun önünden biraz daha fazla dökülmüş. Aynen Ayhan abi. Bir 10 yıl sonrası Ayhan Sicimoğlu. Ayhan Sicimoğlu. Ayhan abi yakışıklıymış. Ayhan Sicimoğlu'na saygılarımızı gönderiyoruz. Buradan kendisine selamlar olsun. Seni Allah kahretmesin usta gibi. Detayı göstermek ister miyim? Gel geçelim ablam. Ablam yararlı bu konuda yararlı. Duydun değil mi cümleyi? Yarışmacımız detayı göstermek ister miyim diye şahane bir cümle kurdu. Türkçesi şahane. Aynı ben. Benim Türkçem de aynı böyle. Evde şey yolları dar. Bana bakma benim yerim var. Evde şey yolları dar. Bana bakma benim yerim var. Evet apartman sakinleri diyecek ki hayır olsun inşallah. Nalan Hanım'ın evde kına var. Şu an saat sabahın 8:30. Evet. Yavaş. Bizim enerji tavan. Şimdi çok... Aa şeyim düştü. Ay isminiz düştü ama o kadar zıplamaya iyi dayandı. Nalan abla şöyle bir bakabilir miyim şimdi? Tabii ki. Hani detay görecektik detay? Gösterin hadi şu detayı. Detayı gösterin. Aç. Babinayı yapar ustayı. Bu cam çıkar. Çıka çıka zaten sen şey onu çıkartıyor musun? Bunu komple çıkartıyorum. Bir gün düştüm zaten. Bunu böyle çıkartıyorum. Banyoya götürüyorum. Güzelce her tarafını yıkayıp tekrar getirip buraya takıyorum. Bunu da zaten Kadir bir ay, gün kadının düştüm. Çilesine. Düştüm. Bunu takarken düştüm. Böyle bir ayağım kaydı. Ay bunun üstüne çıkıyorsun, bunu takıyorsun. Ay kadın bu ağır. Resmen şey parkurunda yarışıyor sanki bu cam sürünüyor da. Bunu dolabı yaptırdık. Usta geldi. Allah dedim seni kahretmesin usta. Bu ne? Evet Nalan. Kız bir insan kendini sever de bu kadar sever yemin ederim. Eğer bunu ben kendi evime yapsam yeni cumhuriyete yaymıştım beni. Kadir sen sanki yapmadın mı böyle bir şey? Nalan Hanım siz bilmiyorsunuz tabii. Bu Kadir'in kapısında kocaman fotoğrafı var. Bunda bir anım var anlatabilir miyimdir anlat. Ses? Tabii. Şimdi ben bunu yaptırdım tamam mı? Benim kızım evlenmeden önce yaptırdım. Evlendikten sonra kızım tabii ki bana geldi. Daha kapıya giremezsen... Ooo! Hanımefendi dedi, kalkmış da dedi, baş köşeye dedi, resmini çakmış dedi.
Sizinki yine iyi, evin içinde. Biz bu Kadir'in fotoğrafını caddelerde, sokaklarda, kocaman reklam panolarında görüyoruz. Kadir'e kalsa onlardan birini söküp kendi mahallesine götürecek. Sokağın ortasına dikecek. Manny Fox'la ilk şeye çıktım, tamam. Bütün set bitti, her şey bitti. Resimlerimi çekiyorlar. Bütün o GCO'lar, CEO'lar, MIO'lar hepsi orada, koca koca adamlar. Dedim ki, bu resimler dedim ben alabiliyor muyum? Evet dediler, ne yapacaksın? Dedim ki, bunların dedim en büyük boyundan bana 4-5 tane verirsiniz. Apartmanın girişini astım, odamın kapısını astım. Az daha gitmesi evin karşısındaki parka asacaktım. Kız düşmanı başka nasıl çatlatacağım ben? Yalnız oradaki çocuk dedi ki, ya uzun yıldır çalışıyorum dedi. İlk defa biri bu kadar büyük posterlerden istedi. Dedim ki, daha Kadir izlediğini yeni düşmanlar tanıyorsunuz. Düşmanlar çatlasın. Tabii ki. Abla, kız senin bir kafe açma hayalin falan mı var? Yok. Bilmiyorum, kadının sürekli bir kendine bir butik kafe hayal. Çaya çıkıyor, çaya. Onu cheesecake'de bir tane limonata alabilir miyiz? Gel anne, gel, hoş geldin, gel. Ay, hoş bulduk, ne oldu, ne oldu? Şimdi aradım, gelecek birazdan. Kim? Anne aşk olsun, 3 gündür kime anlatıyorum ben sana? Şule gelecek. Ay, diyorum. Ay, Şule gelecek. Evet, kızın yanında sakın ablamı falan unutma. Tamam. Dedim ki, anneme tanıştıracağım seni dedim. Yalnız dedi ki, ben asla dedi annenle birlikte oturmam kesinlikle dedi. Aa, o nasıl bir şey? O nasıl bir şey? Vallahi yırtarım o geleni. Şey, anne öyle deme, sinirlendim. 27'me yaşıma geldim. Tam 3 tane kız gösterdim. Üçüne de aynı tepki verdim. Ay, benim verdi. Yüzümden bekar kaldım. Kalacağım, bekar Yaşar'a döneceğim senin yüzünden. Ay, ne yapacağız biz seninle böyle? Ben nasıl beraber oturabilirim ya? Bu devirde beraber oturulur mu? Bir şey diyeceğim. Bizim evin aşağısında çok güzel bir huzurevi açılmış. %50 de indirim. Ne? Kalk. Allah canını almasın. Yalnız... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.